Fransa'ya uzanıyoruz. Süleyman Tosunoğlu bizimle birlikte. Süleyman Bey merhaba. Merhaba. Orada da normalleşme adına sanırım önemli bir gündü. Ne gibi adımlar atıldı? Fransa'da bu normalleşmenin erken olduğundan çekinenler, korkanlar, ikinci bir dalga yaşayabiliriz diyenler var mı? Fransa'da neler yaşanıyor? Şimdi Fransa'da vaka sayılarında oldukça bir düşük bir seyirde devam ediyor. Yani bir düşüş var ama can kaybında dün 70 kişi hayatını kaybetmişti ama bugün baktığımız zaman 263 kişi. Yani bunun 2-3 katına çıkmış gibi gördük bugün. Ama buna rağmen Sağlık Bakanı Olivia Vera şöyle bir açıklama yaptı. Virüsle yaşamaya alışmamızdan başka çaremiz yok. Yani virüsle yaşamaya alışacağız. Kendi tedbirlerimizi alacağız ve öyle yaşayacağız. Şimdi bugün okullar açıldı. İlk önce ilkokullar ve kreşler açıldı. Anaokulları açıldı. Fakat bunlar şimdi daha önce okullar açılmadan önce burada hükümet bir virüsün haritasını çıkarttı. Yani hangi tarafta fazlaysa orası kırmızı bölge olarak işaretlendi. Az olan yerlerde biraz daha az olanlar sarı, diğer tarafta daha da az olan yerlerde yeşil. Yani yeşil, sarı, kırmızı. Şimdi Paris, yaşadığımız Paris bölgesi, Strasbourg, Lille, Şampanya bölgeleri kırmızı bölgede kaldı. Fransa'nın diğer tarafları yeşil. Yani sarı bölge şu an yok. Burada okulların açılmasını istedi hükümet, açılması bugün 11 Mayıs'ta. Fakat aynı zamanda burada okulların açılmasını belediye başkanlarına bıraktı. Aynı zamanda belediye başkanları kendi şehirlerinde karar verdi. Eğer uygun gördüğü zaman açtı, uygun görmedi açmadı. Yani bugün Fransa'da okulların %80'i açıldı. Yani ilk ve anaokulu, ilkokul ve anaokul. Bu ortaokullar ayın 18'inde açılacak. Ama aynı zamanda bu okullara giden çocukların tercihi de ailelerine bırakıldı. Bugün okullara %80 açılan okula sadece %6 öğrenci gitti. Çünkü aileler ilk gün oldukça korku ve endişe içerisinde çocuklarını okula göndermediler. Yani okulların %80'i açıldı ama öğrencilerin sadece %6'sı okula gitti. He? Evet, %6'sı gitti. Çünkü bunlar ailelerin tercihine bırakılmıştı. Aynı zamanda ailelerin tercihi, aileler ilk gün olduğu için biraz endişelenerek okula göndermediler. Diğer bir taraftan Fransa'da iş hayatı da başladı. İşte Fransa'ya virüsün ilk bulaştığı şehir olan Mülüs şehri, Almanya ve İsviçre sınırında bulunan Mülüs şehrinde. Burada Peugeot Citroen fabrikasının en büyük, yani Fransa'nın, Avrupa'nın en büyük fabrikası orada. Orası da bugün işbaşı yaptı. Fabrikaların nereden baksanız %70'i işbaşı yaptı. İnşaat sektöründe %65 bugün açıklandı, işbaşı yaptı. Çünkü biliyorsunuz Fransa'da 2024 Olimpiyat Oyunları yapılacağından dolayı projeler bekletiliyordu. Bu projeler 3-4 ay önce başlamıştı. 2 aylık bir bu virüsten dolayı kapanmıştı. Onlar tekrar geri başladı. Diğer bir taraftan büyük Paris projesi var. Bu projelerde başlaması için adımlar atıldı. Peki o projeler onları biz biraz daha Fransız kamuoyunun daha evet odağındaki unsurlar olarak şey yapalım. Ama şu veri çarpıcıydı. İlk gün okullar açıldı ama okulların %80 açılmasına rağmen öğrencilerin sadece %6'sı okula gitti. Anladığımız kadarıyla kamu otoriteleri bir karar alsa da veliler aynı fikirde değil. Ama velilere böyle bir hakkın tanınması da güzel tabii ki. Yani biz okulları açıyoruz ama göndermek istemiyorsanız göndermek durumunda değilsiniz. Peki göndermeyenler çevrim içi eğitimden mi şey yapıyorlar? Hayır. Çevrim içi eğitim değil, kendi göndermedi. Evinde çocuklarla beraber kaldılar. Bu da önümüzdeki, şimdi ailelerle konuştuğumuz zaman bu sabah kalktım metroya gittim Paris'te. Yani nasıl bir yeni bir yaşama başlayacağız diye o gezdik. İşte metroya gittim. Metroda kurallara uyanlara baktığınız zaman %60 uyuluyor, %40 yine de uyulmuyor. Yani çok zor bir ortam biliyorsunuz. Yani işe yetişmek için
bir saat koşmanız gerekiyor. İşte metroya binmeniz gerekiyor. Hı-hı. Ama Parisliler bugün toplu taşıma aracından çok bisiklet kullanmayı tercih ettiler. Gerek kiralık bisikletler, gerek kendi bisikletlerine Peki. binerek işine gittiler. Zaten Fransa'da biliyorsunuz şeyler evde çalışıyor, memurların çoğusu Hı-hı. evde çalışıyor hayat. Ama oldukça zor bir yaşama başladık ama bu bir tabii ki Fransa'da bir deneme için bu yapıldı. Önümüzdeki günlerde eğer şey artarsa, vaka sayısı artmaya başlarsa tekrar geri Aynen öyle. Biz de bu süreçte Almanya'da yaşananları, Fransa'da yaşananları, İngiltere'de yaşananları yakından takip edeceğiz ki oradan çıkarmamız gereken bir ders var mı diye. Süleyman Tosunoğlu çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet.